BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Dün merkez üssü Malatya olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD açıklamasına göre depremde bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. DASK deprem bölgesinden gelen hasar başvuru sayısının 290.000'i ödenen tazminatın 1,1 milyar lirayı aştığını duyurdu. Dünya Bankası depremlerin Türkiye'de yaklaşık 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Taş bugün genel kurulu çalışmalarına başlayacak olan mecliste ilk gündem maddesinin EYT olacağını söyledi. Moskova Borsası 1 Mart'ta Türk Lirası Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç'in NATO üyeliğini kabul edemeyeceklerini söyledi. İngiltere ve Avrupa Birliği Kuzey İrlanda protokolü kapsamındaki ticaret sorunlarına çözüm bulmak amacıyla anlaşmaya vardı. Amerikan borsaları dün yükseldi. Asya borsaları ve ABD vadeliler artıda. Euro dolar 1.0580, dolar TL 18.88.70, Euro TL ise 20'den alıcı buluyor. Spot altın 1814 dolar. Amerikan ham petrolü 76 dolar, Brent ise 82,5 dolar. CDS 567 baz puanda. Bugün içeride 4. çeyrek büyüme verileri ve hizmet üfe açıklanacak. Bloomberg KT araştırma anketinde 2022 son çeyrek beklentisi %2,8, 2023 tahmini ise %3. Amerika'da bugün S&P CoreLogic Konut Fiyat Endeksi ve Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi takvimde öne çıkıyor.